Hepinize selamlar, sevgiler. Evet, Fenerbahçe'de işler yolunda gidiyor. Fenerbahçe ligin sonuna doğru açıldı, geç açıldı. Sezon başından beri bu performansı gösterseydi şu anda şampiyonluk Trabzonspor'la kafa kafaya gidiyor olurdu. Yanlış hoca tercihleri, yanlış oyuncu tercihleri Fenerbahçe'yi bu duruma getirdi. İşte İsmail Kartal geçici hoca olarak gemiyi limana yaklaştırması için geldi ama müthiş bir performans göstererek... E şu anda Fenerbahçe'nin bütün oyuncuların performansını yükseltti e, ve oyunculara teklifler gelmeye başladı. E, işte bir teknik adamın takım üzerinde ne kadar etkili olduğunu İsmail Kartal e, yeniden herkese göstermiş oldu. Ama Fenerbahçe'de şöyle bir durum vardı. Bu kadar başarılı teknik direktörle sezon sonunda yollar ayrılacak ya da başka bir e, kulüp içinde görev verilecek İsmail Kartal'a. İşte Löw, Jorge Jesus gibi… A-plus bir teknik direktör takımın başına getirilecek. Bu ne kadar doğru olacak, bu ne kadar e, etkili olacak takım üzerinde hep birlikte göreceğiz. Ama Fenerbahçe taraftarı da, e, futbolcular da İsmail Kartal'ı çok sevdi. Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da devam ediyor. Transfer çalışmaları ile ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum sevgili Fenerbahçeliler belki özel Fenerbahçe'den ayrılacağını söyledi. Çünkü Altay'ın karşısında, Altay'ın arkasında sürekli yedek kalan bir oyuncu oynamak istediği için idealleri olduğu için ayrılmak istedi. Başkan Ali Koç da açıkladı. Belki e ayrılmak istedi. Anlaşamadık. Yoluna başka bir kulüpte devam edecek dedi. Büyük bir ihtimalle yurt dışında kariyerine devam edecek. Onun dışında şimdi o zaman Fenerbahçe'de bir kaleciye ihtiyaç var. Altayın ayın yedeği olacak potansiyelli. Hem 6 ile rekabete girecek bir oyuncu. Önce Göztepe'den İrfan Can Eğri Bayat gündeme geldi. Önemli bir oyuncu. Göztepe'de kadro dışı bırakıldı. Oyuncuyu Fenerbahçe takas artı para yoluyla transfer etmeyi düşündü. Bu transferde İrfan Can Eğribayat'ta Fenerbahçe'ye gelmeyi çok istiyordu. Ama son gündeme gelen isim Ertuğrul Taşkıran oldu. Ertuğrul da potansiyelli bir oyuncu. Fenerbahçe'nin radarına giren son kaleci adayı oldu. Tabii burada yanlış anlamayın. Fenerbahçe zaten Altay birinci kaleci ikinci kaleci arıyor. Potansiyelli bir ikinci kaleci arıyor. İrfan Can Eğribayat'tan sonra dediğimiz gibi Ertuğrul Taşkıran gündeme geldi. Onun dışında... Çaykur Rizespor'dan Gökhan Akkan da Fenerbahçe'nin gündeminde olan bir kaleciydi. Bu üç kaleciden birini Fenerbahçe sezon bitmeden Mayıs ayı içinde işin adını koyup kulüpleriyle anlaşıp transfer edecek diye düşünüyorum. Tabii burada maliyetler önemli, önemli ama Fenerbahçe transferde artık önümüzdeki yıl, önümüzdeki sezon. Ali Koç'un 5. sezonu, 5. yıl olacak transferde gözünü karartıp Aplastik teknik direktörü de aldıktan sonra en iyi örneği Rossi'nin bonservisi. 5,5 milyon gözünü kırpmadan Fenerbahçe bu transfere para harcadı. Demek ki çok daha potansiyelli, çok daha maliyetli oyuncular transfer edecekler. Tabii bunun finansmanı nasıl sağlayacaklar? İşte kimin teklifler geliyor. O oyunculardan birini mi satacaklar? bilemiyoruz ama Fenerbahçe'de satılacak oyuncular var. Mesut Özil konusu çok önemli. Mesut Özil süresiz kadro dışı bırakıldı. Başkan Ali Koç affı söz konusu değil dedi. Tamamen ticarete odaklandığı için Mesut Özil yollar ayrılacak. Anlaşması, sözleşmesi devam ediyor. Mesut ile karşılıklı oturup konuşup bugüne kadar hak edişleri ödendikten sonra yani yollarını ayıracaklar. Eğer Mesut Özil zorluk çıkarma durumu olursa, ben Fenerbahçe'de kalmak istiyorum e, derse, e, bon servisi konusunda fedakarlık yapacak Fenerbahçe ve e, hiçbir şey talep etmiyoruz senden. E, sen e, yoluna başka bir kulüpte devam et, biz senden memnun değiliz diyecekler. Gelinen nokta o, menajeriyle o görüşmeler yapılıyor. Ama e, bilinen gerçek şu, Fenerbahçe sadece yedek kaleci transferiyle kalmayacak. Onlar da iyi bir santrifor almak istiyorlar. Valencia MLS Ligi takımlarından biriyle anlaştı. Bununla ilgili haber geldi. Valencia'yı zaten çok düşünen bir hoca değildi İsmail Kartal. Yeni gelen hocanın da çok düşüneceğini düşün inanmıyorum. Çünkü kenar forvet çok böyle yüreğiyle oynayan bir oyuncu değil. Oraya da bir santrifor alacaklarını düşünüyorum. Serdar Dursun tamam önemli bir oyuncu ama daha çok pişmesi, daha çok evet yaşı çok ilerlemiş ama ilerlemiş yaşına rağmen oyun kültürü olarak e, hala eksiği olduğunu görüyoruz. Evet sürekli pozisyonun içinde ama net golleri de kaçırdığına şahit oluyoruz. Fenerbahçe'nin santriforuna da ihtiyacı var. Orta sahada bir oyun ne ihtiyacı var. İrfan Can Kahveci... Zaman zaman e, bu rolü üstleniyor ama yeterli olacağını düşünmüyorum. Yani Sosa kalitesinde, yani Sosa'nın o Beşiktaş'taki dönemi gibi ya da Trabzon'daki Marakamşık kalitesinde bir oyun liderine ihtiyaç var Fenerbahçe'de. Bütün bunları transfer edecekler mutlaka ama gelecek olan anlaşılan teknik direktöründe mutlaka belirlediği isimler vardır. E, Fenerbahçe transferde şu anda biraz kapalı kutu diyebiliriz. Evet oyuncularına talip var. Arda Güler konusunda Fenerbahçe onu pamuklara sarıyor. Bir çiçeğe titrer gibi titriyorlar. Çok önemli bir oyuncu. Türkut Oğlu'nun gelecekteki en önemli yıldızlarından biri olacak. Ona da teklifler gelecektir ama şu anki haliyle bile 17 yaşında olmasına rağmen 20 milyon Euro'nun altında Fenerbahçe'nin ben Arda'yı bırakacağını düşünmüyorum. Son haftalarda tribünlerin dolmasında Arda Güler'in önemli katkısı var. Zaten seyirci. E, tribünlerde Arda, Arda Güler tezahüratıyla e, oyuncuyu oyuna e, dahil ediyor. Bunlar çok güzel şeyler. Fenerbahçe daha önce e, Perera döneminde Fenerbahçe'ye sırtını dönen taraftarlar artık e, Kadıköy'e, Ülker Stadı'na hücum ediyorlar, tribünleri dolduruyorlar. İkincilik yarışında Konya Spor'la kafa kafaya gidiyor Fenerbahçe ama potansiyel olarak, kadre kalitesi olarak, oyun olarak, pozitif futbol olarak Konya Spor'un önünde şu anda Fenerbahçe. O yüzden bu ikincilik yarışı son haftaya kadar da sürse Fenerbahçe'nin ligi ikinci olarak bitireceğini düşünüyorum. Burada tabii ki duygusal tarafı çok önemli için İsmail Kartal olayı. İsmail Kartal çok başarılı oldu. Önümüzdeki yıl takımı çalıştırmayı hak ediyor ama Fenerbahçe'de Galatasaray'ın Yupp Derval'in Galatasaray'da yaptığı devrimi Fenerbahçe'de yapacak bir hoca istiyor. Bu devrimi yapacak hocanın Löw olduğuna inanıyor. Fenerbahçe başkanı Ali Koç. Olmazsa Horga Jesus ismi gündeme geliyor. Bunların dışında sürpriz bir a teknik direktör de olabilir. Tabii ki gizli bir şekilde diğer isimleri de yürütüyorlar. İki ismi Medyaya sızdırıp e, bizi bu iki isimle oyalarken e, arkadan e, büyük bir gizlilik içinde sürpriz bir teknik direktör ama kariyeri şampiyonluklarla kupalarla dolu bir teknik direktörü de takımın başına getirebilir Fenerbahçe. Bunu ilerleyen günlerde hep birlikte göreceğiz. E, sizin yapmanız gereken sevgili Fenerbahçeliler, işte bizim çok güçlü olduğumuz bu dijital platformlar, Gol TV, Transfer TV Plus. Futbol Plus kanallarına abone olmak e, ve bu kanallarda çekilen videolara yakından takip etmek, e, ilgi göstermek. Yani gözünüz kulağınız her gün e, bu kanallarda olsun. Artık çünkü dijital içerik çok önemli. Anlık videoları, anlık haberleri gün gün sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Bir sonraki transfer videosunda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın sevgili Fenerbahçeliler.